su, su içmezsiniz. Sonra da görüşmeden aptal dersiniz, iptal dersiniz. Sizin içtiğiniz sulardan verseydiniz saraya, her gün gitmezlerdi helaya. Veremem. Benim suyum ancak tabağa et. Oh be, hafifledim. Haydi Allah, bismillah. İçtin? Yok ya, iki yudumcuk içtim. Zayi etmedim fazlasıyla suyumuzu. En az 50 yudum içeceydin. Şimdi düşeceksin. Ne? Thank you.
Efendim mutlu günler, TV Güneş'ten günaydınlar dileyerek sabah programımıza başlayalım. Her sabah olduğu gibi parantezdesiniz ve Kıbrıs Türk Medyası'nda yazılı basını sizlere, gazete manşetlerine aktaracağız. Öncesinde gündemi sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise her sabah olduğu gibi bir konumuz olacak. Ulusal Birlik Partisi yine milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğ'la bizler birlikte olacak. Bugün ne var gündemde? 25 Aralık Çarşamba gündeminde şu dakikalarda saat 8.30'da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık ve Gazi Moğolsa Belediyesi işbirliğiyle Gazi Moğolsa Türk Maarif Koleji'nde yapımı tamamlanan yeni derslik binaların açılışını gerçekleştiriyor. Saat 9'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Beynelmiler Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüşecek. Yine aynı dakikalarda saat 9'da Küçük Kaymaklı Şehitleri düzenlenecek törenle anılacak Küçük Kaymaklı Şehitleri anıtında. Saat 9.30'da Şehit Hüseyin Rusu törenle anılacak yine Küçük Kaymaklı Şehitliği'nde. Saat 10'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyelerine kabul ederek bir süre görüşecek. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT'nin 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak BRT sitesinde. Saat 14'de CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Ergürman, Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün davetlisi olarak bir konferans verecek GAYU Millennium Kongre salonunda. Saat 15.05'te Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği'nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'a hareket edecek. Saat 17'de ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında iklim değişikliği konulu seminere katılacak yer Lefkoşa AKM'de. Para piyasalarına bakalım. Dolar yurt dışı piyasaların Noel tatiline girmesine hazırlandığı bu günlerde dünkü seviyesine benzer bir şekilde 5,94'ten başladı. Gün boyunca 5,94 ve olacak. Gündemi aktardık. Her sabah olduğu gibi ilk gazetemiz Güneş Gazetesi ile başlıyoruz. Güneş Gazetesi'nin sürmanşeti BRTK 56 yaşında. Başbakan Ersin Tatar, BRT'nin 56. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Bayrak Radyosu Kıbrıs Türk'ünün varoluş, özgürlük ve devlet kurma sürecinin en önemli evrelerinden 21-25 Aralık 1963 Rum saldırılarına karşı direnişimizin en önemli kuruluşlarından, sembollerinden biridir dedi Başbakan Tatar. Yine Başbakan'ın açıklamasını manşette görüyoruz. Tatar'dan net tavır şeklinde Başbakan Ersin Tatar, sıfır asker sıfır garanti diye bir şey olamaz dedi, oyuna gelmeyelim şeklinde çok önemli bir açıklaması vardı. Dün katıldığı bir törende konuştu, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri işaret etti, önemli bir pozisyondayız, oyunlara gelmememiz gerekiyor dedi. Turunçlu Kavşağı'nda yine aynı yerde bir kaza meydana geldi. Bir kadın, 41 yaşında genç bir kadıncağız hayatını orada kaybetti. Yine sosyal medya, kamuoyu hareketlendi bu trafik kazasıyla ilgili. O yolun tamam olmadığı ve dolayısıyla bu konuda yetkileri göreve çağırdı kamuoyu. Turunçlu Kavşağı'ndaki ölümlü kaza yine Güneş'in ön sayfalarında yer alan bir haber. Bugün Özer Kanlı'nın sizlere uzun makalesini aktarıyorum. BRT ile ilgili önemli saptamaları ve bir yazısı var. Bayrak, bayrak, bayrak. Burası Kıbrıs Türk Mücahidi'nin sesi başlıklı yazısını sizlere aktarmak istiyorum. BRT benim yuvam, BRT benim sevdalarımdan biri ve bugün BRT 56 yaşında. Peki ama Bayrak Radyo Televizyon Kurumu nedir? İşte BRT'nin dünü ve bugünü ilgili olarak ve BRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak Bayrak Dergisi'ne yazdıklarım diyor Özer Kanlı. Bayrak Radyosu'nun neden kurulduğunu, dünden bugüne neler yaşandığını bilmeden, bunları doğru sentezlemeden kuruma yön çizmeye çalışmak yanlıştır. Bizi doğru yerlere götürmez.
Neden? Çünkü Kıbrıs Türk halkının varoluş ve devlet kurma süreci başarıyla tamamlanmıştır. Ama bu başarıyı taçlandırmak lazımdır. Bu başarıyı yok ederek bizi 1974 öncesine götürmek isteyenler karşısında mücadeleyi elden bırakmamak şarttır. Tabii ki BRT'nin diğer anayasal ve yasal görevlerini unutmadan, ihmal etmeden. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu denildi mi bizim kuşağın aklına ilk önce Bayrak Radyosu gelir. Mücahitler Marşı'nı Milli Mücadele Günleri gelir. Çok değerli özgürlük ve varoluş mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş gelir. BRT'yi sadece bir radyo televizyon kuruluşu olarak değerlendirmek çok doğru değildir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adı üstünde bayraktır. BRT, Kıbrıs Türk halkının Türk bayrağı altında Türkiye'ye güvenerek verdiği diriliş, mücadele, devlet kurma çabasıdır. Bayrak Radyosu'nun 21 Aralık 1963'te Rum-Yunan ikilisi tarafından başlatılan ve hedefi Kıbrıs Türk halkını imha ederek, gerileterek Kıbrıs'ı Yunan egemenliğine sokmak olan kanlı Noel saldırıları sırasında kurulduğunu asla unutmamalıyız. Bayrak Radyosu 15 Temmuz 1974 yani Rum-Yunan ikilisinin bir kez daha Kıbrıs egemenlikleri altına almak için darbe yaptıkları gün ile 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın başlangıç tarihi arasında da tarihi görevini başarıyla yerine getirdi. Bayrak Radyosu bir yandan Rum-Yunan ikilisi darbeciler ve darbe karşıtları arasındaki mücadeleyi çok doğru haberlerle Kıbrıs Türk halkı ve dünyaya aktarırken diğer yandan da verdiği haberler, yaptığı yorumlarla Türkiye'yi Kıbrıs'a müdahaleye davet etti. Kıbrıs Türk'ünü o süreci yaşamaya hazırladı. Bayrak Radyosu 22 Temmuz 1983'te yasal statüye kavuştu. Sivil bir yapıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adını aldığı kurum o günden sonra bir kez daha gelişti, daha da gelişti. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetlerinin verdiği büyük destekte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sitesi projelendirildi, uygulandı. Bir radyodan 6 radyoya 1974 Barış Harekatı sonrası TRT'nin televizyon yayınlarının aktarılmasından başlanarak uydudan yayın yapan 3 televizyon kanalına erişildi. Sayısız program, haber üretildi ve daha da üretilecek. İnşallah BRT hep yaşayacak. Ama doğru yolda ilerlenmelidir. Kıbrıs Türk'ünün amacı Kıbrıs'ta kendi kendini yönetmek, egemen, özgür bir halk olarak kendi topraklarımızda başımız dik yaşamaktır. Temel hedefimiz de budur. Bunun için mücadele ettik, bunun için devletimizi kurduk. Bayrak Radyosu'nu kuran, diğer devlet organlarının vücuda getiren de bu temel kurucu felsefedir. Bana göre şu anda bizim yapmamız gereken Alavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet, hükümet ve yetkililerin desteğiyle TRT'yi örnek alarak, TRT'den destek alarak yeni bir atılım dönemine geçmek ve güncellenmektir. Yeni atılım dönemi ve güncellenmek derken araç gereç, dolandım yeni medya olayına ciddi bir şekilde girmeyi, yabancı dil yayınlarımızı güçlendirmeyi, belgesellerimizin sayısının 10'dan 15'e katlamayı, her yerden görüntü alarak haber verebilmeyi, Ankara, İstanbul, Londra, Brüksel, New York gibi merkezlerde sürekli bulunabilmeyi kastediyorum. Özellikle haberler çok önemlidir. Bizim kültürümüzü, mücadelemizi, ürettiklerimizi anlatacak belgeseller, diziler yapılması şarttır. Eğitime, spora, kaliteli eğlence kültürünün içselleştirilmesine ağırlık verilmelidir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun ileri gitmesi için personelin huzur içinde olmasına ve sürekli eğitimine gereken önemin verilmesi lazımdır. 2011-12 yıllarında müdürlüğüm döneminde yasayı hazırladık. Hükümetimizin onayı ile meclise sunduk ama ne yazık ki yasa tasarısı ilgili meclis komitesinden geçmesine rağmen meclis genel kurulundan geri çekildi. Tüm siyasi partilerle devlet yetkililerinin BRT personeli için verdikleri sözler ortadadır. Bu sözlerin tutulması, kurumun iç disiplini, düzeni ve huzurunun sağlanması geleceğe doğru adımlarla ilerlenebilmesi için şarttır.
Bu duygu ve düşüncelerle, görüşlerle tüm BRT'lere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor. Aramızda olmayanları rahmetle, aramızda olanları muhabbetle anıyor. BRT'ye nice nice yıllar diliyorum. Eminim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Radyo Televizyon Kurumu BRT hep yaşayacaktır diyor Özer Kanlı. Efendim, güneşi şöyle bir tarafa bırakalım. Kıbrıs'a devam edelim gazete manşetlerimize. Turunçlu Kavşağı'nda meydana gelen kaza Kıbrıs'ın manşetinde, yine aynı bölge, yine ölüm. Lefkoşa'daki işine gitmek için sabah evinden çıkan bir çocuk annesi 41 yaşındaki Esra Korcan, ölüm kavşağı olarak bilinen Turunçlu yakınında bir anda karşı şeritten aracın üzerine uçan bir otomobil altına kalarak can verdi. Gerçekten bir ara bu böyle yollar için New Jersey şeklinde böyle bir konulmayı hedefleniyordu ama ondan sonra o da galiba bir rafa kaldırıldı, güncelliğini kaybetti. Bu tip yerlerde gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine bu her kazada, ölüm kazada yeniden gündeme geliyor. Gazi Mosul Lefkoşa yolu üzerinde daha önce ölümlere neden olan birçok kazanın meydana geldiği Turunçlu Kavşağı yine bir cana mal oldu. 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçık'a süratli ve dikkatsizce kullandığı aracıyla viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjden karşı şeride uçtu ve o uçması ne yazık ki bir kadının canına mal oldu. Rakamlarla trafik kazalarında can verme sayısı var. 20 yılda 873 kişi trafikte can verdi diyor Kıbrıs gazetesi. Sür manşetlere bakalım. Kar maskeli soygunla ilgili iki yeni tutuklama. Süheyla Argüden'in kaçırılması ilgili yeni şüpheliler var. Hatırlarsanız Aralık'ın ilk haftasıydı. Bir kadıncağız, bir eşi daha önce de cinayette öldürülen bir kuyumcu sahibinin eşi, iki tane kar maskeli soyguncu tarafından darp edilmişti, alıkonulmuştu. Bununla ilgili polisin yeni tutuklama ile ilgili haberi var. Telefon sinyali şüpheli görüldü. Süheyla Argüden'in kaçırılarak dövülmesi, silahla tehdit edilip soyulması olayını soruşturan polis, olayın güzergahları Dikmen, Gönyeli ve Alayköy'de zanlı SY'nin telefon sinyallerini tespit etti. SY telefonu zanlı GU'ya verdiğini söylerken polis henüz cep telefonunu bulamadı. Soygun zanlısı olarak şüpheli görülen iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri alındı. Adam kaçırıp tehditle senet imzalattılar. İskele'de bir sitedeki daire satışından elde edilecek 12.195 sterlinlik komisyonu almalarını engellemek için iki kişiyi darp ederek zorla kaçıran 5 kişi tutuklandı. Adam kaçırıp tehditle senet imzalattılar. Yine bu adli haberde Kıbrıs'ın üst manşetinde yer alan bir başka haberdi. Evet, havadis, trafikte ölüyoruz. 25 çarpışma, 30 ölüm, havadisin manşeti bu şekilde. Yurt genelinde 1 Ocak 24 Aralık 2019 tarihleri arasında 25 ölümlü trafik çarpışması yaşandı. Turunçlu Kavşağı'nda 41 yaşındaki Esra Korcu'nun yaşamını yitirdiği trafik çarpışmasıyla 12 ayda trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Ne itip giden canlar ne de defalarca kez yapılan uyarılar trafik terörüne dur diyemiyor. Trafikte can kayıpları son bulmuyor ne yazık ki. Ve yollar güvensiz. Tek suçlu sürücü değil. Sürücü de hatası var aslında. Şimdi burada da sürücülere de hani sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Yani bunda bir öz eleştirimizi yapmamızda fayda var. Tamam, yollar tamam olmayabilir ama zaten bu normal olmayan yollarda cambazlık yapmanın hiçbir alemi yok gerçekten. Bakın, polis denetimlerinde her zaman denetimlerde en başta bir dikkatsiz sürüş, iki cep telefonuyla konuşma çıkıyor. Konuşmamak gerekiyor gerçekten. Yani biraz da kendi kendimize bir
çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani bu olmasın artık gerçekten, artık son olsun diyoruz ama sanki bizim her böyle dilek dileyişimizde daha fazla oluyor bu şeyler. Biraz da suçu kendimiz aramamız gerekiyor aslında. Kıptek'te ODTÜ şüphesi, bakın havadisin logosunun hemen yanındaki haberi okuyorum size, dikkat çekiyorum. Kıptek mühendis ve teknisyen istihdam yazılı sınavını ODTÜ'de yapılması yönünde karar alındı. Kurumun yönetim kurulu üyelerinden Gürdal Çuvaloğlu karara şerh düştü. Kıptek'te ODTÜ şüphesi şeklinde o haberi sizlere aktarmış olduk. Halkın Sesi, daha kaç can gidecek diye soruyor Halkın Sesi. Kaza saat 7.45'te meydana geldi. Hüseyin Yusuf Erçika yönetimindeki araçla Maus istikametine doğru seyrederken Turunçlu Kavşağı yakınlarında orta refüjden karşı şeride geçti ve o esnada Lefkoşa'ya doğru seyreden Esra Korcan yönetimindeki araçla çarpıştı. Genç kadın orada yaşamını yitirdi. Yine hurdaya çıkmış fotoğraf var. Otomobilin ön tarafı tamamen bitmiş, pert olmuş. Yeni Düzen, katil kim diye soruyor Yeni Düzen. Yeni Düzen'deyiz. Altyapı sefaletine büyük tepki. Karşı şeritten gelen ölümle yakını kaybeden aileler Yeni Düzen'e konuştu. Hayatını kaybeden Layülü 4 akademisyenden Dilek Yılmaz'ın kardeşi Murat Yılmaz, yasada tadilat yapın ki insanlar cinayet işlediğinin farkında olsun dedik. Bunun için her kapıyı çaldık ama nafile. 6 Ekim'de aynı noktada kardeşi Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı'yı kaybeden Uğur Amasyalı, katil yollarınız yine canımızı yaktı. Trafik kazasında motor sürücüsünün oğlu Cuma Mausalı'yı kaybeden Nazife Mausalı, bu adada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama demiş. Yine trafik kazasında kızını kaybeden Erdal Süreç, ölenin yanında kalıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor diyor. Ve bir başka 24 yaşındaki oğlu Hilmi Çelebioğlu'nu kaybeden baba Ahmet Çelebioğlu da, bariyerler bile hala ezik duruyor. Elektrik direği kopuk hala duruyor. 7 aydır bir kuruluşluk tamirat dahi yapmadılar diye sitem ediyor. Bu sizlere sözünü ettiğimiz trafik kazasının hayatını kaybedenlerin yakınlarıydı. Yeni Bakış'tayız efendim. Yeni Bakış yine trafik kazası ilgili aynı kavşakta bu kaçıncı can diye soruyor. Ölüm yolu olarak değerlendirilen Turunçlu Kavşağı'nda dün sabah 7.45'te meydana gelen trafik kazasında bu kez de 41 yaşındaki Esra Korcan yaşamını yitirdi. Devlet katil de sürücüler masum mu diye soruyor. Bakın TÜKÖT Başkanı, yani Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, trafik çarpışmasının şiddetli olduğunu işaret ederek bir kavşaktan söz ederken ilk önce süratin sorgulanması, ardından ise teknik detaylara bakmak gerektiğini belirtiyor. Peki iç sayfalar neler var? Şöyle bir bakalım iç sayfalarda. Yine bir kaza haberi. Kamyonun önünü kesti, kazaya neden oldu. Maosa Lefkoşa ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Akşam saatlerinde meydana geldi bu gelişme. Devlet katiliyle sürücüler masum mu diye soruyor Mehmet Avcı. Yoldaki insanların sağlığını kontrol edemeyen bir devlet yoldaki güvenlikten bahsedemez diyor. Sürücülerin sağlık durumunu sorgulayan bir sistemin olmadığını ifade ediyor. Bekleyen 4 tane tüzük olduğunu söylüyor Mehmet Avcı. 2019 yılında şu ana kadar trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a ulaştığını belirtiyor. Trafik konusunda 2020 yılı için fazla bir umudun da olmadığını söyledi. Arka koltukta ehliyet kemeri denetlenmiyor. 74 yılından beridir bütün altyapının Türkiye'ye bağlandığını belirterek bu yolların bozulması şimdiki bakanın tek başına yarattığı bir olay değil diyor Mehmet Avcı. Bu durum yıllardır düzeltilmeyen altyapının son zamanda patlamasıdır. Madem yollar bu kadar kötü, sürücülerin davranış bozukluğuna yaptırımlar getirilmesi şarttır. Dünkü kazaya bakıldığında arabanın içi ezilmedi ancak sürücü hayatını kaybetti diyor
Mehmet Avcı. Büyük ihtimalle ehliyet kemeri takılı değildir. Arka koltukta ehliyet kemeri zaten denetlenmiyor. Polis bunu göz ardı ediyor. Çocuklar arka koltukta ayakta seyahat ediyor diye çok önemli bir konuya dikkat çekiyor Mehmet Avcı. Evet, Haberal Kırbası'dayız. Kayıtsız çalışanlar kaçak inşaatlarda, Haberal Kırbası'nın özel haberi. 1 Ocak 10 Aralık bu yıl içerisindeki tarihler arasında Çalışma Dairesi tarafından denetimlerde 1286 kayıt dışı işçi tespit edildi. Para cezası kesildi. Çıkan rakamları Haberal Kırbası'da değerlendiren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer, bizde kayıtlı inşaat firmaları içerisinde kayıt dışı işçi çalıştırılması çok kolay değildir. Bizde müteahhit firmalar bir tane dahi kaçak işçi çalıştırırken yakalanırsa bir yıl devlet ihalelerinden men cezası alırlar. Yani katılamazlar demek istiyor. Bunu hiçbir müteahhit de göze alamaz. Kayıtsız ve kaçak çalışanlar genelde kaçak inşaatlardadır diye bu konuya dikkat çekiyor Cafer Gür Cafer. Efendim, diyalogdayız. Diyalogun manşeti: trafik terörüne karşı isyandayız. 41 yaşındaki hayatını kaybeden Esra Korcan üzüntü yarattı. Ateş düştü yeri yakıyor gerçekten. Biz ne söylersek boş. Kim bilir ailesi ne durumda. Ailesine de başsağlığı dileyelim. Biz de TV Güneş ailesi olarak. Çok zor bir durum gerçekten. Ceza puanları artırılmalı. Yine Mehmet Avcı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları diyaloğun da iç sayfalarında. Tehlikeli sürücüleri caydırmak için öneri sunduğu ceza puanları artırılmalı. Bakın, çok önemli bir haber. Diyaloğun iç sayfasında olmuş bu haber. Yani şimdiye kadar okuduğum manşeti çıkmadı ama bilmiyorum diğer gazetelerde var mı. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün akşam istifasını sundu diyalogun ilk sayfalarında. Atakan dün meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştı. Diyaloğun elde ettiği bilgilere göre vatandaşların istifa çağrılarını dikkate alan Atakan, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ersin Tatar'a görevinden istifa etmek istediğini bildirdi. Başbakan Tatar ise tüm sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığı'na değil hükümete ait olduğunu söyleyerek önümüzdeki yıl mali olanakların yollar için harcanacağını söyledi. Bunun üzerine Atakan'ın istifa kararının ileri götürmediği ancak bugün basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi. Bu da önemli bir gelişme. Diyaloğun iç sayfalarında küçücük bir şekilde yer bulan bir haber. Evet. Bunu okuyalım. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı için dıştan alay aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Yine iş sayfalarda Başbakan Tatar yapılan bir röportaj. Başbakan Tatar, uzun süredir gündemde olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dün ilk kez konuştu. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar'la Son Durum programına katılan Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. UBP Partisi bu makamı kazanmak durumunda olduğunu söylüyor. En iddialı aday olarak da genel başkan görülüyor. Diyor. Başka neler söylemiş? Tatar, Kudret Bey de aday olacak gibi iki hükümet ortağı arasında sorun yaratmayacak mı sorusu üzerine şunları kaydetti. 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Hükümet çalışmalarının etkilenmemesi için hem fikiriz, programa, bütçeye ve Türkiye'de yapılacak protokol çalışmalarına devam edecektir. Bazı meclis çalışmaları gecikebilir fakat söz verdiklerimiz aynı şekilde devam edecektir. Hükümet, bakanlar, bürokratlar görevini sürdürecek diyor. Kendisi ilgili bir temasımız yok dedi. 10 Ocak'ta mahkemeye çağrılan Hüseyin Özgür Gün'e soruyu yanıtladı. Kendisi ilgili bir temasımız yok.
Başbakan Tatar, Akar'ın sizce Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığı görevini yürütebildi mi sorusuna karşılık şöyle konuştu. Sayın Akıncı seçildiğinde iddialı bir takım hedeflerle 3 ay içerisinde çözüme ulaşılacağını söylemişti. Türkiye garantörünü önemsediğini salt çoğunluktan söz etmişti. Fakat gelin aşamada sorun çözülmedi. Garantörlük sulandırıldı. Bir zafiyet oluştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili olarak da bir uyum sağlayamadı diye düşünüyorum diyor. Başbakan Ersin Tatar'la Reşat Akar'ın diyaloğu, röportajı, diyaloğun iş sayfalarına yansıyan bir diğer haberde gelişmeleri sizlere aktarmış olduk. Detay devam edelim. Vakıflar ahime gidiyor. Yani vakıflar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Avukat Murat Metin Hakkı, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın Güney Lefkoşa'daki malları konusunda iç hukukun esaslı şekilde tüketildiğini, davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacağını açıkladı. Hakkı diyor ki, avukat Hakkı, dava ahimde kazanılırsa onlarca benzer dava açılacak ve Rum hükümeti de uzun vadede bizdeki taşınmaz mal komisyonu benzeri bir mekanizma kurmaya zorlanabilecektir diyor. Larnaka, Limassol ve Baf kaza mahkemelerinde bu konuda devam eden benzer davaları olduğunu ifade eden Hakkı, onları da ahime taşımayı hedeflediğini kaydetti ve yazılı açıklamasında bu dava ilgili bilgi verdi. 1918'de kurulan Mülhak Vakfı'nın ilk mütevellisinin Mehmet Münir, şimdiki mütevellisinin de torunu İnci Hakkı olduğunu kaydediyor. Evet, Star Kıbrıs'la efendim devam edelim gazete manşetlerimize. Star Kıbrıs'ın manşetine bakıyoruz. Ayşegül Baybars Kadri'nin haksız ve adaletsiz imar planı iskelede çoğunluğu mağdur edecek. Fasıl 96 mağdurlarının kaybı 500 milyon. Anayasa derhal tazminat ödenir diyor. Bütçede ödenek ayrıldı mı diye soruyor Star Kıbrıs. Yeni imar planında vatandaşın Fasıl 96'daki hakları elinden alınarak mağdur edilirken diğer yanda imar hakkı olmayan tarım arazileri imar açılıyor. Peki bu komite Fasıl 96 mağdurlarının zararını göz önüne aldı mı? Ortaya çıkacak zarar için ödenek ayrıldı mı? Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Yarınki konuğumuz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Dünkü açıklaması önemliydi Dursun Oğuz'un. Tartışmalara o da katıldı, tepkisini ortaya koydu. Özellikle imar planı ile ilgili birinci ve ikinci derecede açılacak, açılması muhtemel ya da işte iddialar var bu yönde. Önemli, güçlü şeyler, iddialar. Tarım arazilerine ile ilgili o da bir açıklama yaptı. Biz de dün kendisine telefonu ulaştık ve yarın TV Güneş'te kendisine özellikle bu konuyla ilgili ve tabii ki başka konularla da ilgili, tarımla ilgili son gelişmeleri ve değerlendirmelerini kendisinden alacağız. Şimdiden size bunun bir duyurusunu yapalım. Yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bizde olacak. Arıklı Baybars oyunun parçası mı yoksa kurbanı mı diye soruyor. Emirnamenin Davos Zurnal'e duyurusu yapıldıktan sonra bazı açık göz firmalar 400 projeyle 20 bin konut izin aldılar. Bunun parasal değeri 120 milyon sterlin, birilerine 120 milyon sterlin civarında bir rant sağlandı diyor Arıklı. Sayın Bakan bilerek veya bilmeyerek bu oyunun parçası mıydı, kurbanı mıydı bilmiyorum ama netice itibariyle orada birilerinin rant sağlamış olduğu görülüyor diyor bugün Star Kıbrıs'ın yine manşetine çıkan bir diğer haber Erhan Arıklı YDP Genel Başkanı. Çelik, Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı Libya muhtırası ile yok etmiştir. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yine net konuştu. Servrin bir benzerinin Akdeniz'de Türkiye'nin önüne Sevilla haritası ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail, Mısır, Yunanistan arasındaki bir mutabakat olarak gelmesi karşısında Türkiye Libya ile imzaladığı bu antlaşmayla bunu paramparça etmiştir. Kendisine Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir.
Değerli izleyenler, bu arada tabii sabahları ben programa çıkmadan önce şöyle bir gazeteleri tarıyorum. Yani yeni gelişmeler var mı? Böyle küçük küçük notlarımı alıyorum. Bakın çok yeni bir haber. Yunan sözcüsü açıkladı bunu da. Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile sıcak bir olaya neden olma korkusunun bulunmadığını açıkladı ve Yunan vatandaşlarına güvence veriyor. Endişe etmeyin şeklinde çağrıda bulunuyor. Yunan sözcü bununla birlikte Atina'nın tüm gerekli diplomatik eylemlerde bulunduğu konusunda güvence vererek Ankara'ya gerginliği düşürecek hareketler yapması için çağrıda bulundu. İsmet projesi var biliyorsunuz imzalanıyor. Bu boru hattına ilişkine konuya değindi. Petsas İtalya ile herhangi bir sorun olmadığını, İtalya Başbakanı'nın da yoğun programı nedeniyle İsmet anlaşmasının imza törenine bulunmayacağını ifade etti. Bu da güne dair bir haberdi. Sizleri de bu konuda bilgilendirmiş oldum. Kıbrıs manşet, bariyer yok ölüm var. Turunçlu kavşağında dün sabah meydana gelen trafik kazası yine Kıbrıs manşetine çıktı. 41 yaşındaki talihsiz kadın Esra Korcan hayatını kaybetti. Peki bu bariyerler ne işe yarıyor? Esra Korcan'ın trafik kazasının ölümünden sonra uzun bir süredir bir arazide atılı duran binlerce bariyer vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kıbrıs manşeti ulaşan okurlar Kuzey Lefkoşa yolunda kullanılmak için alınan ancak ilgili firmanın batmasıyla ortada kalan beton bariyerlerin ülke genelinde yollarda kullanılmasını istediler. Sürmanşet Denktaş yılbaşına karar vereceğim diyor Serdar Denktaş. Bir süredir içinde kapanıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda karar verme aşamasında olduğunu ve kararın yılbaşında netleşeceğini söylüyor. Yine DP ile ilgili bir başka haber. Afet Özcafer yeniden Demokrat Parti Genel Sekreteri. Hayri Orçan, Merkez Yönetim Kurulu işte şu isimlerle oluşuyor. Hayri Orçan, Mustafa Arabacıoğlu, Tözün Tunalı, Hande Kayasal, Nevzat Nevzat, Cemsal Ataoğlu, Ali Tunçtaş'tı, Türker Yüksel, İnanç Babaliki. Evet. Üst manşeti sizlere aktardık. Hakikatle devam edelim. Halkın %80'i tezlerimize destek veriyor. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu Hakikat TV'de konuştu. UEP'nin 40 yıllık tezlerinden bahsetti. Akıncı'nın Barış Pınar Harekatı'nın yaptığı açıklamalar bu ülkede Cumhurbaşkanlığı'na büyük sorunlar olduğunu göstermiştir ve bu bağlamda Ulusal Birlik Partisi'ne büyük görevler düşüyor. Akıncı'nın Barış Pınar Harekatı ile ilgili söylediklerine %80 civarı insanın katılmadığını yaptığımız yoklamalarla da görüyoruz diyor Sadık Gardiyanoğlu. 56 yıl önce bayrak oldu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk'ünün cesaret ve kahramanlıklarının 56 yıl önce bugün bayrak olup Kıbrıs semalarında duyulduğunu vurguladı. Volkan, ya 5. kola karşı harekete geçin ya da istifa edin diyor. Volkan'ın manşeti bu. Hükümet Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılığı Kuzey Kıbrıs Türkiye düşmanı eylemler, yazılar, ifadeler ve Enosisçi Akil'in içimizdeki 5. kol faaliyetlerine karşı harekete geçmek için yasalar yetersiz gerekçesine sığınarak eli kolu bağlı pasif seyirci rolü oynarken anayasa ve yasaların polise ve başsavcılığa gerekli yetkileri verdiği ancak siyasi irade eksikliği nedeniyle harekete geçilmediği ortaya çıktı. Ya 5. kola karşı harekete geçin ya da istifa edin diyor Volkan gazetesi. Kıbrıs postası ölümü hala bariyer yok. Aynı bölgede bu kez 10. kaza diyor. Yine bu kaza haberini öne çıkartıyor Kıbrıs postası. AP Türkiye raportörü konuştu. Kıbrıs konusu çözülmeden de enerji kaynaklarının paylaşımın denenmeli diyor. Bu da farklı bir bakış açısı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez, Kıbrıs sorunu çözülmeden de Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşılıp paylaşılamayacağının denenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde eleştirilmesi gerektiğini belirten Sanchez, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda yasal zeminleri halletmeden adım attığına da dikkat çekiyor.
haberci, kalplere dokunuyorlar. Kanseri yakından tanıyan bir anne ve baba, Londra'da yaşam süren Gülay Bilsoy Uzun ve baba Ceyhun Uzun. Hayatlarını kanserden kaybettikleri kızların anısını yaşatmaya ve başka hastalara yardım el uzatmaya adadılar. Tanyer'in gülüşü her yerde ulaşıyor. Bu da habercinin insan hayatın içinden bir röportaj, habercinin manşetine yansıyan bir haber. Şu anda 20 çocuğa yardım eden vakıf, hasta ve yakınları için birçok organizasyon ve etkine de imza atıyor. Tek amaçları çocukları mutlu etmek. Çünkü Uzun çifti kaybettikleri kızları Tanyer'in yardımsever ruhunu, güzel gülüşünü, başka çocukları mutlu ederek yaşattığına inanıyor. Evet. Ve son haberimiz Afrika'la bitirelim gazete manşetlerimizi. Cinayet gibi bir kaza daha diyor. Refüji atlayıp karşı yerde geçen araba bir hayatı daha söndürdü. Afrika'nın manşeti bu. Polis memuruna 5 ay hapis cezası. Bu da bir başka haberdi. Mehmet Levent Karadayı görevini kötüye kullanmak suçundan mahkum oldu. Sınır kapısında kaçak etle ilgili köylüsüne yardım etti. Daha doğrusu köylüsüne göz yumduğu gerekçesiyle sınır kapısından kuzeye taşırken ona göz yumduğu gerekçesiyle 5 aylık hapis cezası aldı o polis memuru. Efendim, kısa bir aramız olacak. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçay Altuğra bizlerle olacak az sonra. Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 1 milyon 750 bin Türk lirası. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 3 milyon 936 bin 750 Türk lirası olacağı çekiliş için sen de biletini al, şansı kaçırma.
Efendim Parantez 2. bölümündeyiz. Ulusal Birlik Partisi Gine Milletvekili Sayın İzlem Gürça Altura bizlerle birlikte yeni yasalar geçiriliyor. Hem bunların bir değerlendirmesini yapacağız. Özellikle tabii önemli av ve avla ilgili yaban hayatının düzenleme değişiklik yasa tasarısı madde madde görüşülmesi meclis komitesinde tamamlandı. Yaban hayvanların yaşam alanlarını koruma, kaçak avlanmayı caydırıcı önlem ve av ruhsatlarına artış gibi bir takım düzenlemeler içeriyor. Bunları konuşacağız. Bunun yanında çocuk istismarıyla ilgili de yasalar yapılıyor. Bunların çalışması ne durumda olduğunu soracağız. Ve süremiz kalırsa başka konularda konuşma imkanı bulacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğunsunuz. Hatta buradan meclise gideceksiniz. Evet. Bu avla ilgili son çalışmayı yapıp ondan sonra genel kurula sevkiyle resmi gazetede yayınlanmasıyla ondan sonra da yürürlüğe girmiş olacak. Yani Ocak ayında yasa tasarımız hayat bulmuş olacak. Efendim öncelikle şu bir gerçek ki Kıbrıs Türk toplumu avcılık açısından avcılığı bir kültürel bir değer olarak görmekte. Yani geçmişten günümüze baktığımız zaman avcılık önemseniyor. Hatta yaban hayatı kaynaklarının kullanımında da aslında avcıların rolünün olduğunu görebiliyoruz. Şimdi avcılık derken sadece işte atıyor, o hayvanları vuruyor, ondan sonra olay bitiyor anlamında değil. Rolü bitmiyor aslında. Her zaman doğada ama gerçek ehliyetli avcılardan bahsetmek gerekiyor aslında. Şimdi Kıbrıs'ta tabii avcı profiline baktığımız zaman genelde şöyle bir algı var. Ya işte bir tutku olarak tanımlanıyor bu avcılık ya da hayvanları öldüren yani tırnak içerisinde söylüyorum ruh hastaları. Çünkü sosyal medyalarında işte vurdu tavşanları, turaçları böyle poz verip silahıyla birlikte yapanlar da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle isterseniz oradan bir başlayalım. Avcılık konusu Kıbrıs Türk kültüründe nasıl algılanıyor ve siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, avcılık aslında insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar yer alan faaliyetler arasındadır. Ve bizim ülkemizde de avcılık bir kültür haline gelmiştir. Kimi kesimler spordur diye de tanımlamasını yapabiliyorlar. Bizim ülkemizde 11 bini geçen yaklaşık 11 bin küsur diyebiliriz sayıya avcımız vardır. Ben bilinçli avlanan ve bilinçli avcıyı sonuna kadar destekliyorum. Çünkü herkes avı sevmeyebilir fakat saygı duymak zorundadır. Avı sevmeyen, desteklemeyen ava gitmesin, av etini tüketmesin. Bu da onun tercihidir ve bizlerin de onlara sonuna kadar saygı duyma zorunluluğumuz vardır. Tıpkı bizim onlara saygı duyduğumuz gibi onların da bize saygı duyma zorunluluğu vardır. Tabii ki vahşeti desteklemiyorum. Tabii ki yasak avı desteklemiyorum. Ama bilinçli avı destekleyen bir kişiyim. Avcıya baktığınız zaman özellikle hep altını çizerek vurgulamak istiyorum. Avcı diye ifade ederken her zaman bilinçli ve duyarlı avcıyı kastediyorum. Avcı doğayı seven ve koruyan kişidir. Sadece ava gideyim, vurayım, kuş düşsün, ondan sonra alırdım, almazdım diye bir sorumluluk profili çizmez hiçbir zaman bilinçli avcı. Avını yapar, arkadaşlarıyla muhabbetini yapar, doğanın güzelliğini yaşar, oradaki psikoterapisini de kendi iç bünyesine içselleştirir ve günün sonunda kurallar çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetini de evine dönerken o iç huzuruyla dönmüş olur. Avcı yaralı bir kuşu, avlanmaya yasak olan bir kuşu eğer avda, dağda bulursa onu da alıp av korucularına veya ilgili merkezlere teslimini yapar, tedavisi uygulanır ve tekrar doğa yaşamına salıverilmesine de yardımcı olan kişidir avcı. Gerçek avcılık budur işte. Gerçek bilinçli avcılık tabii ki budur. Doğayı ormanlaştırmak adına, doğanın ekolojisini zenginleştirmek adına, kısacası doğaya katkı koymak adına da
doğaya fidan diken kişidir de avcı. Bunları bizzat yaşayan biri olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum. Böyle etkine geçtiğimiz günlerde. Evet, yaklaşık evet 2 hafta önceydi. Avcılarımızla birlikte Tatlısu'da komite olarak ava katıldık. Avcılık Federasyonu Başkanımız Sayın Erhan Keser'in önderliğinde. Size bu arada çok selamı var. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Dün kendisine mesaj attım. Evet. Dedim ki bakın bu yasa geçiyor. Evet. İzlem Hanım'a bir mesajınız olursa dedim. Hı hı. Bize bildirebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyor etti size ve selamı ileteyim ben de buradan üstümde kalmasın selamı. Çok teşekkür ederim. Ben de Güneş TV. Demek ki gönül rahatlığıyla bu evet. yasa geçti ki bu paydaşları da bir arada bir sorun tabii. olmadan yasa geçtiğine göre, kimsenin sesi çıkmadığına göre bu yasa tamam herhalde. Şimdi yasamız oy birliğiyle yürürlüğe girecek zaten biraz evet. önce ifade ettiniz. Az sonra meclise gidip yasamızın evet. son oylamasını gerçekleştirip genel kurula göndereceğiz. Resmi gazetede de yayınlandıktan sonra hayat bulmuş olacak Ocak ayında. Fakat yasayı çalışmak ve son şeklini vermek tabii ki ciddi emeklerin harcanmışlığı sonrasında gerçekleşti. Biz komitedeki çalışmalarımızı yürütürken tabii ki Avcılık Federasyon Başkanlığı'nı komitemize çağırdık. Hı hı. Çevreci arkadaşlarımızı komitemize çalıştık. Kuşkor'dan arkadaşlarımız vardı. İlgili tüm kesimlerin davetini biz yaptık. Herkesin görüşlerini aldık hı hı. ve ortak akıl noktasında buluştuktan sonra yasayı yürürlüğe tabii. getirecek hale hazırladık. Yoksa kimi kesimlerin ava tamamen kapatılmasını savunan görüşleri de vardı. Oo. Ama bu görüş bizim savunabileceğimiz, destekleyebileceğimiz bir görüş değil. Çevre dahil ediyorum. Çevre örgütleri mi fazla buna? Evet, evet. O arkadaşlarımızın önerisi çok daha kısıtlanmış alanlarda avların yapılması yönündeydi. Hı hı. Benim ilk anda bunu duyduğum hani filan bölgeler ava kapatılsın önerisiyle yaklaşımı olunca bazı arkadaşların o zaman avcılar birbirine vuracak dedim. Siz avcıyı daptaracık ki vuruyor zaten işte, vuruyor. Her sezonu görüyoruz işte. Maalesef. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu desteklemiyoruz. Zaten şimdi çevrecilerin veya bazı kesimlerin savunduğu kuşların nesli bitiyor. İşte lalelere zarar veriliyor. Kumzambaklarına zarar veriliyor falan bazı önerilerle gelen arkadaşlar oldu. Biz av hayvanlarının korunması ve saklanması için zaten Bakanlar Kurulu yeri geldikçe cep bölgeleri ilan ediyor. Buradaki av hayvanının korunması ve saklanması içindir. Doğal olarak üremesini sürdürebilmesi içindir. Ve cep bölgesinin ilan edilmesinden sonra ilgili cep bölge 5 yıl aralıksız zaten ava kapalı kalıyor. Ve oradaki av hayvanının yürüyor, kendi doğasında, oluyor. Doğallığında evet. üremesine imkan sağlanıyor. Evet. Yani buradaki av bölgelerinin de ava açık olması gayet bilinçli ve yapılan araştırmaların sonrasında ilan ediliyor. Bilinçsizce rastgele yapılan ilanlar değildir bunlar. Zaten av günleri, büyük hı hı. av, birinci ince av ve ikinci ince av olarak adlandırdığımız av dönemlerini de yine Bakanlar Kurulu kararıyla ilan ediliyor. Hangi günlerde ava gidileceği oralarda alınan kararlardan sonra ilanı yapılıyor. Bir avcı ava giderken hangi kurallara uymak zorundadır? Bunun bilinciyle ava gidiyor. Hangi saatler arasında ava gideceğini, ilan edilen av günlerinde hangi hayvandan kaç adet avlayabileceğini bunların bilinciyle gidiyor. Avcı ava giderken mutlak suretle av ruhsatının olması gerektiğini, hı hı. avladığı sürece av ruhsatını kendi bünyesinde taşıması gerektiğini, ava giderken 3 adet köpekle en fazla gidebileceğini, ava gittiği köpeklerinde mutlaka bir çip
veya barkod diye de isimlendirebiliriz. Çipin varlığının yasa gereği olduğunu avcı biliyor. Her av döneminde avcı köpeğini mutlaka federasyonuna, avcılık federasyonuna kaydettirmesi gerektiğini biliyor ve bu kaydı her yıl yapması, yenilemesi gerektiğini de biliyor. Evet. Köpeğinin sağlıklı olduğundan emin olması gerekiyor. Çünkü toplum sağlığını da düşünmemiz gerekir. Bu konuya yeri geldikçe ve konu denk geldikçe vurgu yapıyorum, hatırlayacaksınız. Evet. Çünkü neden, yani köpeğin sağlığı neden bizi ilgilendiriyor diye yorumlayabilecek arkadaşlarımız varsa onlara ışık olmak adına bu ilaveyi yapmak istiyorum. Köpekler dağda, ovada tabii ki tuvalet ihtiyacı geldiği zaman giderecektir. Fakat köpekte bir parazit varsa bağırsağında, doğaya bıraktığı dışkısında parazit toprağa geçecek. Ve oradaki bitkilere de bulaşabilir. Veya orada çocuk çiçek toplayabilir veya topunu alabilir. Dolaylı yoldan o paraziti toprağa bulaşmasından sonra biz kendi bünyemize alabiliriz. Bu döngünün olmaması için köpek sağlığının da kontrolden geçmesi gerekir. Bazı avcıları görüyoruz işte, yani haberlerde. Evet. Yakın çevremizde de zaman zaman görebiliyoruz. Evet. Av zamanına kadar köpeği kafeste tutuyor. Evet. Ondan sonra av zamanı gelince de ne yazık ki ondan bir verim beklemeye çalışıyor. Nafile. Şimdi o av köpeğini sürekli eğitmesi ve sürekli onunla oynaması gerekiyor ki hani hayvan da bir şekilde kendisine gelsin. Evet. Ama siz köpeği sürekli kafese tutacaksınız. Av zamanında hadi bakalım tut, tavşan tut derseniz yapamaz hayvan. Yapamaz. Hantal olmaması gerekiyor bir kere hayvanın. Evet. Hangi hayvanı beslerse beslesin insanoğlu onun sorumluluğunu üstünde, vicdanında tutması ve taşıması gerekir. O da bir candır ve hak ettiği şekilde kendi dünyasında yaşama hakkına da sahiptir. Bilinçli avcı, bilinçli insan, bilinçli hayvansever işte bunları yapması gereken insan ve kişidir diye vurgulamak istiyorum. Peki başka neler var? Şunu sormak istiyorum. Bu çok önemli. Kaçak avcılık yapanlar nasıl tespit edilecek? Tabii av korucular vardır. Av süresinde dağlarda, av alanlarında onların görevi bu zaten. Av korucu olarak adlandırılıyor bu arkadaşlarımız. Zaten onların bir avcının kuralına göre avlanıp avlanmadığını tespit edebilmesi için bu yasaya da hakim olması gerekir. Kuralları da hazmetmesi gerekir ki ilgili avcıyı yasak av yapar düşüncesiyle durdurup bazı soruları sorduğunda, bazı belgeleri talep ettiğinde bilinçli karar verebilsin diye av korucunun her yönden donanımlı olması gerekir. Tespit ettiği herhangi bir aksaklıkta veya kural dışı davranışı tespit ettiğinde av korucu polise bildirmekle mükelleftir. Hatta yasaya yeni bir madde de biz ekledik. Maddeye bir açılım getirdik aslında. Av korucunun yanında sivil vatandaşlar da avlanan avcının hakikaten yasaya aykırı, kurallara aykırı avlandığını görüyorsa ve polise bildiriyorsa asgari ücretin %25'ine kadar da ödül alabileceğini yasaya ekledik. Tabii. Burada şimdi sivil vatandaş nereden bilecek yasaya aykırı olduğunu diye düşünen arkadaşlarımız da olabilir doğal olarak. Tüm ayrıntıları tam olarak bilemese bile en azından sabahın ikisinde avlanan bir vatandaşı tespit ederse bu aleni aşikar bir yasak avdır tabii ki. Sabahın dördünden önce akşamın 19'undan sonra silahla avcılar toprak alanlarda dolaşamaz. Bu yasada açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Veya bazen insanlar yapışkanlı bantlar
veya fileler gibi avlanmaya uygun olmayan yöntemleri uyguladığı zaman da bu yasak ava giriyor ve bunları tespit eden kişi mesela troll avı ağlarla balıkları mesela denizlerde, zaman, denizlerde evet ama evet. Bu kara avını anlattığı için kara evet. avında uygulanacak olan kuralları anlattığı için evet. troll avı burada burada yer geçerli. Almıyor. Evet, evet o karada olan bir avdır. Hiçbir avcı köpeğini dağda terk edip gelemeyecek. Terk ettiği anda zaten bünyesindeki, bedenindeki çipten o köpeğin kime ait olduğu bulunacak ve onun da cezası vardır. Cezai uygulaması vardır. Evet, çok önemli. Tabii bu cezalar evet. insanları ürkütmek, korkutmak veya mağdur etmek için değildir kesinlikle. Ama herkesin bu disipline, bu yapıya uyması evet. gerekiyor. Madem siz bu kadar avcılığa meraklıyız. Meraklıyız o zaman. Evet. Bu yerin gereğinin de yerine getirilmesi şart. Evet. Yani işte, bu başlı başına bir kürsü ve disiplindir aslında bu avcılık gerçekten. İnsanın zaten insana saygısı. Zaten siz de bu yasaları yaparak evet. bunu daha bir komplike hale getirip disiplin sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. evet. Hem doğayı korumak kesinlikle, adına kesinlikle, hem evet. insanı korumak adına evet. hem de hayvan haklarını korumak Hı-hı. adına. Buradaki denetimdir, buradaki çevre korumasıdır, buradaki hayvan hakkı korumasıdır ve insanın da vicdanlı, bilinçli davranmasını sağlama zorunluluğu evet. vardır. Hiçbir avcı nasıl ki kendi köpeğini dağda terk edip gelemez, öldüremez de, ciddi şekilde eğer yaralı oluyorsa, yaralanıyorsa köpeği veya ölüyorsa avda herhangi bir nedenle hı hı. polise bildirmek zorundadır. Avcılık Federasyonu'na da aynı şekilde. Çünkü herhangi bir nedenle bu ortaya çıkacak. Çünkü köpeğin bedeninde çip vardır. Ve o çip sayesinde köpeğin kime ait olduğu mutlak surette tespit edilir. Ve herhangi bir atıl durumda bulunan hayvan neden buradadır diye sahibine sorulduğunda... Hı hı. O onun cevabını vermekle mükelleftir. Aksi takdirde cezai yaptırımı vardır. Cezalar bunların yapılmamasını önlemek adına mecburen getirilmiştir ve yasak avla veya bu sorumluluk bilinciyle avlanmayan insanlara hı hı. yasa tahtında ciddi cezai yaptırımlar geliyor. Uyguladığı veya yasak avlandığı herhangi bir faaliyet hı hı. ona göre yasak faaliyetine göre diyelim asgari ücretin 15 katına 30 katına kadar para cezası geliyor. 2 yıla kadar hapis cezası geliyor veya her ikisi birden hem para cezası hem hapis cezası ikisi de birden de uygulanabilecek. Bunlar tamamen bilinçli avı savunmak adına, doğayı korumak adına, hayvan haklarını korumak adına getirilen maddelerdir, uygulamalardır. Çok önemli. Yani evet. bu yasayla birlikte aslında tamamen her paydaşın içine sinen bir yasa olduğunu evet. söylememiz mümkün. Kesinlikle öyle. Evet. Özellikle her paydaşı söylemek istiyorum. Her toplantımıza adım adım geldiler ve yasanın maddeleri hazırlanırken Avcılık Federasyonu Başkanı Sayın Erhan Keser tüm toplantılarımızda vardı. Özellikle onunla istişare ederek ben de yasaya hazırlanmaya çalıştım. Maddelerin hazırlanmasına çalıştım. Çünkü ava giden kişi avın özünü yaşadığı için en iyi bilen kişidir. Biz sadece onlara hukuk yolunda yardımcı olmak istiyoruz. İstedik. Avcının hakkının yenmemesini istedik. Ortak akıl noktasında bulunulmasını istedik. Avcı doğayı koruyan ve seven kişidir diye hep savunmuşumdur, yine savunuyorum. Onların içine sinen bir yasa çevreyi de korumayı bilen ve seven insan olduğu için de zaten avcılar çevreye helal gelecek hiçbir maddenin yasaya girmesine avcının gönlü razı gelmez. Evet. Çevreci arkadaşlarımız da bu konuda rahat olsunlar. Çok güzel. Efendim bir konu daha var ki o da evet. sizin de üzerinde çalıştığınız özellikle dile getirdiğiniz önemli Hı-hı. bir konu Hı-hı. çocuk istismarı. Evet. Hem sadece çocuk istismarı değil ev içi kadına evet. şiddet evet. Şekilde.
Şimdi benim bazı notlarım var. Biliyorsunuz bir birim kuruldu PGM bünyesinde. Kadına karşı şiddete müdahale şubesi. Evet. Şimdi oradan gelen raporlara baktığımızda en son Ekim ayında herhalde yıllık bir rapor çıkacaktır muhakkak bunda, ama kadına yönelik şiddetle ilgili bugüne kadar 883 şiddet mağduru başvurdu ve bu sadece kadına yönelik şiddet oldu. Bir de tabii bunun çocuk istismarı boyutu var ki zaten siz ona değineceksiniz. Neler diyeceksiniz bununla ilgili? Bu arada bir notum var. Sahte şikayetler de var bu arada. Şimdi bakın bu çok önemli. Basına yansıyor. Ondan sonra o kişi linç ediliyor. Ondan sonra onun aslında sahte olduğu ortaya çıkıyor. O sahte olay nedir? İşte bana istismarda bulundu birisi, işte cinsel tecavüz falan filan gibi. Bu arada tabii sadece ama bu şikayetlerin üçünün sahte çıktığını belirtiyor yetkililer. Bu arada tabii sahte başvuru yapıp da suç uyduranların Fas'ı 154 ceza yasasının tabiriyle fesat karıştırma suçunu işlediğini söylüyorlar. Evet. Yani bu rakamlar içerisinde bu sahtecilik olayı da zaman zaman meydana gelebiliyor. Evet. Nasıl bakarsınız bu olaylara? Çocuk istismar özellikle. Evet. Bu sahtecilik olayları maalesef her alanda yaşanıyor. Ama onların da cezai yaptırımı olduğu için hani bir nebze olsun onu da engelleyebilmek adına insanın böyle bir eğilimde bulunma niyeti varsa bile en azından onu engellemiş olabilir. Evet. Ama dediğiniz çok önemli, çocuk istismarı özellikle üstünde çalışmalar yaptığım bir konudur. Çünkü biz gelecek nesillere sağlıklı bireyler yetiştirmeliyiz ki sağlıklı nesillerin devamında başarılı icraatlar, başarılı yatırımlar kendi ülkemize yaptırabilelim bizlerin de katkısıyla. Günümüzde gazetelerde, basında sıklıkla okuduğumuz çocuk istismarı haberlerini maalesef ki görüyoruz. Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin yaşandığını da görüyoruz. Fakat çocuk istismarı çok önemli. Kadın cinayeti istismarı da çok önemli. Aynı ölçüde belki de daha da önemli çocuk istismarıdır. Çünkü o çocuğu siz ömür boyu mahvettiniz demektir. Cinsel taciz ömür boyu travma yaşıyor. Siz ömür boyu nasıl silinecek? Yani o çocuğun 9-10 yaşlarında bir çocuğa birinci derece akrabası tarafından, babası, dedesi, amcası, dayısı tarafından tecavüze uğratıldığını düşündüğünüzde ve bu yaşanan gerçeklerdir. Bu çocuğun ömür boyu nasıl sağlıklı bir ruha sahip olmasını bekleyebiliriz ki? Bu derin bir travmadır. Siz ne yapsanız bunu çocuğun zihninden silemezsiniz. Bu uygar ülkelerde olsun, geri kalmış ülkelerde olsun halen yaşanan mağduriyetlerdir maalesef. Ve bunu yüzyıllar içerisinde şöyle tanımlamış insanlar, toplumsal ve ahlaki bir sapıklıktır diye tanımladılar. Ben merak ettim ve baktım. Hangi ortamlarda yaşayan çocuklar daha ziyade istismara uğruyor? Nasıl bir ruh yapısına sahiptir acaba bu çocukların çevresindeki büyükleri, ebeveynleri ki böyle bir davranış içerisine giriyorlar? Yaptığım araştırmalar sonucunda karşıma çıkan şudur. İstismara uğrayan çocuk, özellikle cinsel tacize uğrayan çocuk veya tecavüze uğrayan çocuğun aile yapısı 1+1 gibi çok küçük hanelerde, evlerde yaşamlarını sürdüren aileler, yani anne baba ve çocukların aynı yatak odasını paylaştığı. Yani dar gelirli aile çocukları diyebilir miyiz? Aslında bu dar gelirliliği de beraberinde getiriyor. Çünkü daha ekonomik düzeyi yüksek olan bir aile daha ferah bir mekanda ikamet edeceğini de bize düşündürüyor doğal olarak. Veya bu aileler küçük hanenin içimde yaşanmışlığının yanında toplumdan uzak, antisosyal, insan ilişkileri sağlıklı olmayan aileler olduğunu görüyoruz. Ve üçüncü sırada da bu insanların ruhsal sağlığının yerinde olmadığının da şüphelerinin varlığını görebiliyoruz.
O zaman bu çocukların suçu nedir? Bu çocuklar hiçbir zaman bu mağduriyeti yaşamayı hak eden çocuklar olmamalıdır. İzlim Hanım, şeyi soracağım size. Bununla evet. ilgili siz çalışmalar var diyorsunuz evet. ama çocuk izleme merkezi. Evet. Yine sizlere konuk ettiğimiz zaman evet. gereksiz gerek diğer işte milletvekilleri evet. kadınlar da bunu söyledi. Özellikle bu konuyu meclisin gündemine getirmeyi. Evet. Bununla birlikte çocuk istismarı ve önleme yasa tasarısı aslında önemli yol kat edildi ama o evet. yasa tasarısının halen kadük olduğu konusunda. Yani bunlar güncele gelecek mi? Güncellenecek evet. mi? Bu evet. konular neler yapılacak? Şu an halen net bir yasamız yok değil mi? Yani şu anda yanlışsam lütfen beni düzeltin. Estağfurullah. Zaman. Hayır. Doğru bilgiler verdiniz. Yalnız şu anda bizim meclisimizin gündemindedir çocuk izlen merkezi yasa tasarısı. O Hukuk Siyasi İşler Komitesi'ne gelebilir, benim üyesi olduğum komiteye veya bir yasanın içerdiği maddelere göre, ama cezayı da içereceğini tahmin ettiğim için çocuk izlem merkezinin yasa tasarısı mutlaka cezai yaptırımları da beraberinde getireceği bir yasa tasarısı olacağını düşündüğüm için benim üyesi olduğum Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin bünyesine geleceğini de düşünüyorum. Ocak ayında zaten bu da çalışılmaya başlayacaktır. Bizim hukuk komitesinin bünyesine geldiği takdirde. Yalnız bunlar olmalı. Hukuk devleti isek bizim hukukumuz, yasamız, adaletimiz, hakkaniyetli kararlarımız olmalı. Fakat buraya gelene kadar bunların yaşanmamasını sağlamak en sağlıklı önlemdir. Ben o çocuk tecavüze uğradıktan sonra tecavüz eden kişiyi ömür boyu hapse mahkum etsem ne yazar? O çocuğun travmasını iyileştirmez ki. Esas önemli olan o çocuğun tecavüze uğramasını engellemek. Bu da bir sosyal devlet olmanın gerekliliğidir bu da. Yurt çapında var mı araştırmanız, var mı? Mesela az önce rakamları ortaya koyduk. 883 evet. kadın şiddet mağduru. Onu biliyoruz. O bir tarafta. Ama bir de çok içselleştirilmiş dediğiniz gibi konuşulmayan, hatta bir sosyologla biz bir röportaj yapmıştık. Evet. Kendisi şunu söyledi. Bu görünenler aslında görünmeyenlerde bir buzdağı gibi düşünün bu olayı dedi. Demek ki gerçekten yani şimdi küçük toplumda daha bir infia yaratıyor bu tür olaylar. Çünkü çok alışkın olmadığımız bir durum bu tür hadiseler. Araştırmalar yapıyor musunuz? Çok evet. var mı böyle vakalar? Şimdi sayısı şu anda net değil maalesef. Evet. Dediğiniz çok doğru. Basına yansıyan var. Bir de bunu yansımayan ailesi tarafından var. Bilinip dillendirilmeyen var. Tacize uğradığını söyleyemeyen çocuklar var. Üç bacak var burada. Basına yansıyan, ailesi tarafından bilinen ama dillendirilemeyen ve tecavüze, istismara uğrayan çocuklarımız ama bu mağduriyete yıllarca dayanmak zorunda kalan ve kendi yaşadığı mağduriyeti korktuğu için söyleyemeyen çocuklarımız vardır. O yüzden net rakam söylemek çok zordur. Ama bu çocuklar birinci derecede çocukların korunmasından mükellef olan, çocuğa bakmakla yükümlü anne babası veya büyükleridir. Evet. Sosyal devlet olmanın gerekliliğidir evet vatandaşını korumak. Fakat bu bütünsellik çerçevesinde olmalıdır. Çünkü devlet her an her bir vatandaşın ensesinde aldığı nefesi takip edemez. Biz komşularımızı, komşularımız bizi, toplumda yürürken vatandaşlarımızı gözlüyoruz, şahit oluyoruz aslında bazı olaylara. Aslında yakın çevre sürekli birbirini denetlese bu tür hadiseler vatandaşlık çok rahatlıkla görevidir. Ortaya çıkabilir. Bu vatandaşlık görevidir. Alo 183, Alo 155, az önce ifade etmiş olduğunuz polis bünyesindeki kurum 155 hattı, 24 saat hizmet veren kurumlarımızdır bunlar bizim. Çocuğun şiddet gördüğünü, kadının şiddet gördüğünü ilgili vatandaş Alo 183 veya 155'e telefon ettiğinde ihbar ederek
o insana da yardım edebilir. Veya yine çocuklara dönelim konuyu dağıtmadan. Evet. Çocuğun çizmiş olduğu profil bize ciddi anlamda ışık tutmaktadır. Tacize uğrayan çocuk, tacize uğradığını, tecavüze uğradığını, istismara uğradığını söyleyemeyebilir. Bunu ifade etmek hiç de kolay değildir. Anne bana filan tecavüz etti, anne bana filan tacizde bulundu diyemeyebilir. Çocuk tehdit altında olabilir, korkutulabilir ve çocuk yıllarca ve yıllarca bu mağduriyeti yaşayabilir. Ama çocuk bu mağduriyeti yaşarken psikolojisi bozulmuştur. İçine kapanmıştır. Arkadaşlarıyla olan ilişkileri en aza inmiştir. Arkadaş sayısı da azalmıştır. Neşesi gitmiştir, suskunlaşmıştır. Onu takip eden anne, baba, büyükleri ve okuldaki öğretmenleri fark etmek zorundadır. Evet. Siz çocuk yetiştiriyorsanız ve siz okulda çocuk eğitiyorsanız çocuğun gözünün ışığını fark etmek zorundasınız. Veya çok daha büyük mesaj veren, somut mesaj veren çocuğun okulda çizdiği resimlerdir. Çok önemli. Bunu hep örnek veriyorum. Evet. Yeri geldikçe sergileri dolaşan biriyim. Ve çocukların çizdiği resimleri daha dikkatle İş takip eden biriyim. İş dünyalarını yansıtır çünkü çizdiği resimler çocukların. Çocukların evet. da yetişkinlerin de Muhakkak. Aslında yazdığınız kompozisyonlar da yazdığınız çok ufak sosyal medya paylaşımları da insanın ruhuyla birleşen ifadelerdir onlar aslında. Bir örnek vermek istiyorum. Bir ilkokulun sergisine gittiğimde çocukların resimleri arasında bir tanesi dikkatimi çekmişti. 6 veya 7 yaşındaydı çocuğumuz. Bir aile resmi çizilmiş orada. Bir ferdin sadece yuvarlak bir kafası çizilmiş. Duyu organları yok. Göz, ağız, burun, kulak hiçbir şey yok. Okulun müdürüne sordum. Bu çocuk dedim niye acaba böyle çizdi bu resmi? Bu çocuğun ruh halini ben çok merak ediyorum. O öyle içine kapanıktır zaten dedi. Bitti, siz cevabı aldınız tabii, orada zaten. Tabii, kesinlikle. İşte evet. burada eğitim camiasının büyük sorumluluğu ve görevi vardır. Es geçmeyecek daha, ihmal yok bu konu. Mümkün olmaz. Değil çocuğun resimleri veya çocuk kendinde o cesareti bulur ve öğretmenine veya bir yakınına bunu açarsa beni filan rahatsız ediyor. Açık açık da söyleyemeyebilir çünkü çocuk utanır da aynı zamanda. Korkar da acaba dayak yer miyim ben bunu söylersem diye de korkan çocuklar var çünkü tehdit de ediliyor olabilir. Kesinlikle dikkate alınmalıdır. O resmi fark eden öğretmeni de sosyal hizmetlerimize bildirmek zorundadır. Okulun psikolojik danışmanları vardır, rehber öğretmenleri vardır. Aileyle hemen temasa geçecek, çocuğun aile yapısını öğrenecek ve çocuğun hakikaten içinde bulunduğu bir mağduriyet ortamı varsa işte bu noktada ben sosyal devletsem çocuğa sahip çıkmakla mükellefim. Geri yapılması gerekiyor. Evet. Ama dediğiniz gibi o en önemli konu evet. aile içerisinde başlar. Tabii ki. Çocuğunu evet. çok iyi takip etmesi gerekiyor anne babanın özellikle. Evet. O değişen psikolojisini çocuk neyi içselleştiriyor bu çok önemli gerçekten. İtiraf bu arada, eden çocuğumuz da var ama mesela bir çocuk özür dilerim lafınızı kestim. Yok yok şeyi söyleyecektim güzel bir dernek var siz de muhakkak duymuşsunuzdur Zeytin kısa ismi Zayder. Evet. Zeytin Ağacı evet. Eğitim Yardımlaşma Derneği çocuk istismar vakaları yüzünden önlemi ve tedbir alma maksadıyla çağrıda bulunuyor insanları ve şu anda 4000 üye sayısını aşarak evet. bölgelerde çalışmalar başlattığını evet. Görebiliyoruz. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Özellikle istismarı konusunda. Evet. Takip ediyorum etkinliklerini. Doğrudur. Bir çocuğun resmini daha anlatmak istiyorum. Kısaca çünkü çok önemliydi. Bu kendini ifade edebilen bir çocuktu. Yine resimde ailesi var. Bir kişinin ağzı, elleri yok. Ona sordum dedim ki niçin unuttun mu acaba bunu çizmeyi? Hayır dedi. O benim babam ama anneme bağırdığı için ve annemi dövdüğü için onu öyle çizdim. Bundan çocuk da, bir şekilde işte ortaya döküyor. Ortaya evet. döküyor. O yüzden hep
vurguluyorum eğitim camiasına. Çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlerimizin çok büyük sorumlulukları vardır. Geleceğe nesiller yetiştiriyorlar ve sağlıklı, her yönden sağlıklı ve bilgi donanımıyla nesiller yetiştirebilmek için öğrencinin gözünün ışığını görüp hazmedip ona göre yoğurması gerekir öğrencinin hamurunu diye inanıyorum ben. Evet. Efendim 10 dakikamız var. Bir de başka eklemek istediğiniz başka konu varsa ya genel bakalım. Hatlarıyla bunlardır. Ne zaman peki ele alınacak bu çocuk istismarıyla ilgili? Ocak ayında diye yeniden düşünüyorum. Yeni yılda. Evet, evet. Bir de sizin bir şeyiniz var. Ben tabii sizi sosyal medyada bir takip ediyorum. Sağlıkçısınız aynı zamanda. Evet. Ben biyoloğum. Biyologsunuz. Evet. Özellikle bu hastane konusunda, hijyen konusunda da önemli bir çağrıda bulundunuz aslında. Geçtiğimiz ay meme kanseri etkinlik farkındalık ayıydı. Ve devlet hastanelerine özellikle ücretsiz meme ultrasonu çektirmenin mümkün olduğunu söylediniz. Doğru. O konuyu biraz açar mısınız? Çünkü bilen var, bilmeyen var bu konuda. Meme kanserinin tabii kadınlar daha fazla ertelenmemesi gerekiyor aslında ama ya ücretsiz bu meme ultrasyonu nasıl oluyor? Çok bütün devlet hastanelerinde var mı? Ultrason cihazı olan devlet hastanelerinde ki büyük hastanelerimizde vardır. Ücretsiz meme ultrasonunu tüm kadınlarımız yaptırabiliyor ve yaptırmalıdır. Hele ki aile öyküsünde annesi, teyzesi, kız kardeşi, halası, kan bağı olan herhangi bir kadın ebeveyninde meme kanseri öyküsü varsa o nesillerin devamında gelen kız çocuklarının mutlak surette meme ultrasonlarını senede bir kere olsun en azından yaptırmaları gerekir. Kendi canları için, kendi sağlıkları için. Devlet hastanelerimizde ücretsiz yapılıyor. Bunu defa defa buradan dile getirmekte fayda görüyorum. Bilmeyen, kaçırmış olan arkadaşlarımız olabilir. Onların da bilgisine gelmesi adına. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Olası bir sorunda, olası bir doku bozukluğunda, kanserojen dokuların gelişmesinde, ufak bir operasyonla hatta memenin alınmamasıyla birlikte canını kurtarabilir. Ama geç kalınmış vakalarda insanın memenin alınmasının yanında metastaz olayı gelişmişse kendi hayatına da kendi eliyle kıymış olabilir diye bunu ifade etmek istiyorum. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Erken teşhisin hayat kurtardığını, ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar bizlerin elinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Her sene Ekim ayında, pembe Ekim veya pembe ay diye adlandırdığımız veya meme kanserine farkındalık getirmek adına işte tüp gazların pembe olması veya yakalarımıza pembe kurdelelerin takılmasıyla bir dikkat çekme yönüne gidiyoruz. O çok önemli oldu. Son zamanlarda çok artış oldu. İyi de oldu aslında bilinçlenme konusunda. Hatta bazı bankalar var, şimdi isim vermeyeyim reklamı gelmesin. Pembe cüzdan. Evet, bu da çok bu konuda çok doğru. Benim de bu konuda bir önerim olmuştu Sayın Sağlık Bakanımız Ali Pilli'ye. Meclis kürsüsünden ben de söz almıştım o günlerde, Ekim ayında. Çok güzel farkındalık yaratmak için etkinlikler gerçekleştiriyor insanlarımız ve kurumlarımız. Benim de size bir önerim olacak Sayın Bakanım dedim. Hiç de maliyeti yüksek olduğunu düşünmüyorum bu önerinin. Amaç farkındalık yaratmaksa, amaç yoldan geçen insanın "Aa bu nedir acaba?" sorusunu sordurtmaksa, ki farkındalık yaratmak bu demektir kanımca. Evet. Bu nedir sorusunu sorduğunda o insana bir farkındalık oluşturdunuz demektir. Bunu en yükseğe çıkarabilmek adına Sağlık Bakanlığı'nın ve devlet hastanelerinin pembe ışıklarla ışıklandırılmasını önermiştim. Farkındalığa çok bir güzel, katkı koymak adına. Evet. Hani hep söylerler ya, işte para yoktur da proje ister falan, ama bazı şeylerin de akıl doğurması ister diye düşünüyorum. O yüzden böyle de bir önerim olmuştu. Evet, çok önemli gerçekten.
Ama tabii işi bazı şova çevirmeye çalışıyor, o ayrı bir şey. Ya her zaman yani işte cıvanı çıkartmak lazım bu işin yani gerçekten. Dozunda. Kesinlikle her şey tadında kararlı olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Dozunda tabii amacından evet. sapmadığınız sürece her şeyin yapılması gerektiğine inananlardanım. Evet. Efendim programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Size göre şimdi yılın son ayı ve son evet. haftalarına girdik artık. Evet. 2019'u uğurluyoruz. Hı hı. Nasıl geçti 2019 sizin açınızdan diye soralım ve evet. 2020 için mesajlarınız nelerdir evet. onu soralım size. Evet, evet. Her şeyin sonu yeni bir başlangıcı getirdiğinin ve her yeni başlangıçlarda başta sağlık olmak üzere tüm güzellikleri beraberinde getirmesi evet. temennilerini hep birlikte yapıyoruz ve aynı temennilerde bulunmak istiyorum. 2019 yılı siyaseten çok hareketli bir yıldı. Her şeyden önce dörtlü koalisyon hükümetinin yıkılması ve ikili koalisyon hükümetinin kurulması en büyük hareketlerden biriydi. Yeni hükümet kuruldu. Daha çok 5-6 aylık yaklaşık bir hükümet. Çok somut görünür, çok büyük projelere imza atmasını tabii ki bu dar zaman diliminde bekleyemeyiz. Ama büyük projelerin temellerinin atılması için bir irade var. İradeli, evet. evet o evet. iradeyi görmek ve o iradenin devamında da çünkü zaman ister böyle 2 günlük 3 günlük icraatlar değildir. Ben icraat derken ufak tefek yolların temizliği, yolların aydınlatılmasından bahsetmiyorum. Somut, görünür, hızlı ve kontrolsüz artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek büyük radikal projelerden bahsediyorum ben. Böyle yolun asfaltı yıkılmış da yolun asfaltını dolduralım, yeni yol dikelim değil. Bunlar zaten devletin yapması gereken asli görevlerindendir. Biz yeni hastane yapabiliyor muyuz? Biz yeni okul yapabiliyor muyuz? Biz kadın sığınma evi yapabiliyor muyuz? Yapacakmışız. Hastane konusunda evet. Sağlık Bakanı Ali Pilli böyle bir şey söylemişti. 2020 sağlık yılı olacak diye evet ifadeleri vardır. Özellikle Girne ilçesine 2020'de yeni bir hastane kazandırılacağının açıklamalarını ben de basından takip ediyorum. Kendisiyle de yapmış olduğum ikili görüşmelerinde de bunu dile getiriyoruz ve sonuna kadar destek veriyorum ben Sağlık Bakanı'na. İnşallah bunlar her şey yolunda gider de prosedür, devlet prosedürü, bürokrasimiz biraz bizim maalesef hantal çalıştığı için zamana da yayılabilir ama inşallah bunun bu defa bacağını kırıp da o hantal yapıdan kurtulup en kısa zamanda hayat bulsun diye ben de elimden geleni yapıyorum. Girne'nin ve diğer ilçelerimde ciddi hastane siz sıkıntısı vardır. Siz halen Akçiçek'lisiniz değil mi? Hayır. Orada... Ben Akçiçek Hastanesi'nde 11 yıl çalıştım ama 2008 yılında devletten istifa ettim ve kendi özel laboratuvarımı kendi kurdum. Kendi özel laboratuvarım. Evet, şu anda ben özel sektördeyim, evet. Ama 11 yıllık devlet hizmetim var, evet. İşlerinizin arta kalıp esas mesleğinizi yapıyorsunuz herhalde. Mesleğimi ben çok severek yapan birisiyim. İşte o çok önemli. Kesinlikle. Mesleği sevmek harika bir şey gerçekten. Kesinlikle. Zaten hangi iş olursa olsun. Her zaman zamanınız vardır ve daha böyle bir şevkle yapıyorsunuz işinizi değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Sevmek lazım. Sevmeyerek yaptığınız ne olursa olsun başarı elde edemezsiniz. Kesinlikle evet. Yani sevmediğiniz bir mesleği yani de yani yoğunluktan diyorum yapıyorsunuz yine işinizi. Tabii ki orası benim mesleğim. Evet. Siyaset bu görevdir. Halkın bize vermiş olduğu görevdir. Görevimizi de layıkıyla yerine getirmekle mükellefiz. Aynı şekilde mesleğimizi de layıkıyla yerine getirmekle mükellefiz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yılın son röportajını yaptık. Evet. Önümüzdeki haftalarda yine inşallah, sizinle olmak memnuniyetle. Bizim için çok güzel olacak. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, TV Güneş'te parantezin sonuna geldik. Yarın yine hatırlatmak istiyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz bizlerle olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Esen kalın.